Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kartezyen çarpım ve bağıntıları işleyeceğiz. Şimdi öncelikle sıralı ikiliyi öğrenmemiz gerekiyor. Sıralı ikili gergin parantezin içine yazılan, tamam mı, eşleştirmelerdir. Örneğin A ile B eşleştirilmiş. Şu örnekte mesela Galatasaray ile Fenerbahçe eşleştirilmiş. Burada bilmeniz gereken önemli olay şudur arkadaşlar. Bu sıralı ikililerde yer değişmez. Yani AB BA'ya eşit olmaz. Birincisi birincisine, ikincisi ikincisine eşit olmalıdır. Şimdi bununla ilgili örnekler var. Mesela x virgül 8 4 virgül y artı 1'e eşitmiş. O zaman x nedir, y nedir onu bulacağız. Arkadaşlar sıralı ikilide yer değişmez değil mi? Yani gergin parantezlerin içinde asla değişme olmaz. O zaman birinci sıradaki x birinci sıradaki 4'e eşit olmalı. X eşittir 4'tür. Daha sonra ikinci sıradaki 8 ikinci sıradaki y artı 1'e eşit olmalı. 8 eşittir y artı 1. 1'i at karşı tarafa, o eksi diye geçer. 7 olur. Burada ne kaldı? Y. Y eşittir 7'ymiş. Aşağı geçelim. Aşağıda da yine x kare virgül y kare işte 9 ile 25'e eşitmiş. X nedir? Y nedir? Birinci sıradaki 3 üzeri x birinci sıradaki 9'a eşit olmalı. 3'ün hangi kuvveti 9 eder? İkinci kuvveti değil mi? X o zaman 2'dir. Tamam. Peki y kare de 25'e eşit olmalı. Hangi sayının karesi 25 eder? Evet, duyar gibiyim. 5 dediniz değil mi? Aferin. Bunu öğrendikten sonra gelelim kartezyen çarpıma. Kartezyen çarpımda arkadaşlar yine bir eşleştirme yapıyoruz. Bu Şampiyonlar Ligi'nde takımların eşleştirilmesine benziyor ama tam onun gibi de değil. Burada bir takım her takımla eşleşiyor. Bakın, örneğin A kümesi ve B kümesi var. A'nın AB, B'nin 1, 2, 3 elemanları var. Şimdi A'daki her elemanı karşıdaki bütün elemanlarla eşleştireceğim. Önce A ile 1'i, sonra A ile 2'yi, sonra A ile 3'ü. A kartezyen çarpımda bu şekilde yazılır. Çarpma işlemi konulur araya. Parantezimi açıyorum. Bu kırışık parantez. İlk elemanım A1. A1 eşleştirmesi. Parantezi kapat. Virgül. İkinci elemanım A2. Üçüncü elemanım A3. A ile eşleştirebileceğim her şeyi eşleştirdim mi? Evet, bitti. O zaman sıra B'ye geldi. B1. B1. Hop, B2. Şu virgülleri unutmayın ha. Ve B'den 3'e B3. İşte bu kadar. A kartezyen çarpım B kümesi işte budur. Bakın, kırışık parantezlerini yaptığıma göre bu bir kümedir. İçinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıralı ikili var. Tamam mı arkadaşlar? Bir alttaki örneğe geçelim. C diyor üçgen yıldız, D 8 9. C kartezyen çarpım D nedir? Burada illa bunun gibi şekil çizmenize gerek yok. Üçgenle bunu ve bunu eşleştirin önce. Hop, parantezimi yapıyorum. Üçgen 8. Kapat. Tekrar aç. Üçgen 9. Şimdi yıldızla bunu eşleştir. Yıldız 8. Hop. Bir de buraya yıldız 9. Bitti mi? Bitti. İşte bu kadar ya. Bildiğiniz bir eşleştirme. Birinci kümedeki, yalnız şuna dikkat edin. Birinci kümedeki elemanlar hep ilk sırada olur. İkinci kümedeki elemanlar ikinci sırada olur. Tamam mı? Hop, attık gitti. Buraya gelelim. Örnek. A kümesi ABC'den oluşuyorsa A kartezyen çarpım B, A kartezyen çarpım A nedir? Ana. A'yı A ile kartezyen çarptıracağım. Yani A'yı A ile eşleştireceğim. O zaman bir tane daha A ekliyorum buraya. A, B, C diye. Tamam mı? Tamam. Şimdi A'yı bununla, bununla ve bununla eşleştiriyorum. A, A oldu. A, B olur. Yazım da güzel değil ama kusura bakmayın. A, C olur. Tamam mı? A ile bitti mi? Bitti. Sıra B'ye geldi. B ile A olur. Sonra B ile B olur. Sonra B ile C olur. Bir alta geçeyim. Sonra C'ye geldik. C ile de A, B, C'yi sırayla eşleştiriyorum. C, A, C, B ve C, C. Bitti mi? Bitti. İşte bu. A kartezyen çarpım A da budur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane elemanı var. Şimdi not. Küçük bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Diyelim ki size soruda A ile B'nin kartezyen çarpımdaki kümesindeki elemanların sayısını soruyor size. Yani şu elemanları sormuyor da kaç tane elemanı olacağını soruyor. Sen her seferinde A'yı B'yi böyle kartezyen çarpıp uğraşacak mısın? Yoksa onun sayısını bulmak için kolay bir yol var mı? Tabii ki var.
Arkadaşlar A'nın kaç elemanı var? 3 elemanı. 3 çarpı B'nin kaç elemanı var? 2. 3 çarpı 2 6. A kartezyen çarpım B'nin 6 elemanı olur. Bu ikisinin eleman sayılarının çarpımı kartezyen çarpımlarının eleman sayısını verir. Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hakikaten de 6. Demek ki doğru. Bu örneğe geçelim. A kartezyen çarpım B'yi vermiş. A kümesi nedir? B kümesi nedir diyor. Çok kolay canım. Ne demiştik biraz önce? Bir kartezyen çarpımda ilk elemanlar ilk kümenin elemanlarıdır. O zaman üçgen ve kare A'nın elemanlarıdır. İkinci elemanlar 1, 2, 1, 2. 1, 2 de B'nin elemanlarıdır. Sakın 1, 2, 1, 2 yazmayın ha. Bir kümenin içerisinde bir eleman bir kez yazılır. Evet, şuraya gelelim şimdi. Analitik düzlem. Analitik düzlem nedir arkadaşlar? Bir tane sayı doğrusunu böyle yan tutmuşlar. Sonra bir tane de dik çizmişler. Böyle T harfi gibi bir şey olmuş. Buna da analitik düzlem olmuş. Fakat buna X ekseni diyoruz. Yatay. Diğer adı apsis. Buna Y ekseni diyoruz. Yani dikey. Diğer adı ordinat. Ve apsis ordinat daha karizmatik görünüyor. Bunu ezberleyemeyenler var. Çok da önemli değil ezberleyip ezberlememen ama bil yani. Şimdi mesela bu eksenlerde sıralı ikililerde ilk verilen x'e aittir yataya. İkinci verilen dikeye aittir. Bunu unutma. İlki x'e, ikincisi y'ye aittir. Tamam mı? İlki x'e, ikincisi y'ye. Şuna bakalım. A noktası 3'e 2 noktasıymış. İlki x'e ait değil miydi? Evet. X'te 3'ü bul. Buldum burası. İkincisi y'ye ait. Y'de 2'yi bul. Aha bunu da buldum burası. İkisinin tek 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 kesiştiği noktayı bul. Buldum. İşte A noktası burası arkadaşlar. Tamam mı? Koordinat düzleminde bir sıralı ikiliyi bu şekilde göstereceğiz. İlk noktayı x'ten ikincisini y'den alacağız. O kesiştireceğiz. Oldu bitti. Hemen şu örneğe geçelim. Diyelim size bir A kümesi, B kümesi verdi. Sen de onların kartezyen çarpımı yaptın. Tık 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 bunlar çıktı. Sonra dedi ki grafiğini çiz. Hemen ilk sıralı ikiliyi ele alalım. 3'e 1 noktası. X'ten 3, y'den 1 al, kesiştir. Burası. 3'e 2 noktası. X'ten 3, y'den 2'yi al. Burası. 3'ü ve 2'yi aldım. Burada kesişti. Sonra x'ten 4'ü y'den 1'i alacağım. X'ten 4, y'den 1. Aha da burası. Sonra yine x'ten 4, y'den 2'yi alacağım. X'ten 4'ü aldım. Y'den de 2'yi aldım. Geliyor şurada tık 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 tık. Burada kesiştiler mi? Kesiştiler. İşte şu 4 nokta. Şu 4 nokta A kartezyen çarpım B'nin grafiğidir arkadaşlar. Tamam mı? Sıralı ikilileri bulduğunuz zaman o noktaların toplamı grafik oluyor. Çok zor bir şey değil. Hop bunu da atıyoruz. Ve geldik bağıntıya. Bağıntı nedir nedir diye hep soruyorlar. Çok kafa karıştırıcı bir şeye benziyor. Aslında bir şey de değil ha. Bağıntı bir şey değil. Bağıntı ne biliyor musunuz? Diyelim A kümesiyle B kümesini verdi. Siz de A kartezyen çarpım B'yi buldunuz. Buldunuz tamam. İşte bu A kartezyen çarpım B kümesinin bütün alt kümeleri birer bağıntıdır. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bakın bağıntıyı şöyle beta ile gösterirler. Birinci bağıntım şöyle olsun. Kendim seçiyorum. Hayır, istediğim gibi bir bağıntı seçeyim. Örneğin şunu ve şunu aldım. Bir A ve bir C'yi aldım. Mesela bu bir bağıntı oldu. Neden? Bu ana kümenin bir alt kümesi mi? Evet. Bütün alt kümeler bağıntıdır. Aslında burada biz kartezyen çarpımda alt kümeye bağıntı diyoruz. Alt küme ile bağıntıyı aynı şeymiş gibi düşünebilirsiniz. Kartezyen çarpımda biz aslında alt kümeye bağıntı diyoruz da diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane daha bağıntı yazayım bakın. Mesela ne olsun? Şunu alayım mı? Tamam aldım. Şunu alayım mı? Şunu alayım. Peki onu alayım. Mesela bu da bir bağıntıdır. Bitti. Bağıntılar kartezyen çarpımlardan üretilebilecek küçük alt kümelerdir. Bu kadar. Bağıntı sayısı. Diyelim size yine iki tane küme verdi. Siz onun kartezyen çarpımını buldunuz. Kaç tane bağıntı yazılabilir diye sordu. Yapmanız gereken önce A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını bulmak. Diyelim buldunuz. Şurada örnek varmış gerçi. Önce eleman sayısını bulacaksınız. Şuradaki gibi. Tamam mı? Ya da direkt 2 ile 3'ü çarpıp 6 tane diye. Sonra 2 üzeri n formülü vardı. Alt küme formülü hatırlıyorsunuz mu? Yok hatırlamıyoruz öyle mi? Bir eski videolara bakın o zaman. Bak, kümeler 2'ye bakın. Şimdi 2 üzeri n'den yani 2 üzeri A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını yukarı yazdım mı sana sonucu verir. Şu örneğe bakalım.
A kümesinin 3 elemanı var. B kümesinin 3 elemanı var. A kartezyen çarpımı B'nin kaç elemanı olur? 3 çarpı 3. 9 tane eleman olur. İstersen yaz. Üçgen 1, üçgen 2, üçgen 3 de. Kare 1, kare 2, kare 3. Yıldız 1, yıldız 2, yıldız 3. 9 eleman çıktı mı? Çıktı. Senin elinde 9 elemanlı bir küme var. O zaman onun kaç tane alt kümesi olur? 2 üzeri n formülden. 2 üzeri 9. O da kaç yapıyordu? 32, 64, 128, 256 mı? 9'u 2, 9 defa yan yana çarptık. 256 bulduk. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki 256 tane bağıntı yazılabilir. Ters bağıntı. Ters bağıntı da bir bağıntının tersi adı üstünde. Yani örneğin şu bağıntıda sana 3, 5 mi vermiş? Yerini değiştir. 5'e 3 yaz. Bu kadar. Burada 3'e 8 mi vermiş? Sen de 8'e 3 yazacaksın. 4'e 1 mi vermiş? Sen de 1'e 4 yazacaksın. Alt üstü bu. Tamam mı arkadaşlar? Yer değiştirir. Sonra ne var? Bağıntının özellikleri. Şimdi bağıntının yansıma simetri, ters simetri gibi özelliği var ama onlar uzun. Onları siz bir zahmet açın, tamam mı? Konu anlatımı kitaptan bakın. Benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.